Binatosu'ndan tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Almanya DAX Endeksi. Evet arkadaşlar, sabah bahsettiğimiz üzere çok önemli bir ortalamanın aşağı yönde kırılma noktasında olduğunu görüyoruz. Hatta bu satışın ilk etapta tekrar 10.200'lere doğru gelebileceği, bu seviyenin de kırılmasıyla birlikte 10.000 seviyesi altında bir hareketlik ihtimalinden bahsettik. Şu an için geldiği seviye önemli destek. Yatayda gördüğünüz üzere önemli destek seviyeye yaklaşıyor ama büyük ihtimalle yeşil hareketli ortalamanın geçtiği 10.180'lere doğru bir geri çekilme ihtimali artmış durumda. Aradaki 500 puanlık fark kırılması için 10.260 seviyesi altında kapanış oluşması lazım ki bu hızlı bir satış anlamına gelecek. Dolayısıyla biz özellikle Almanya DAX endeksinde bankacılık sektörü tarafında, biliyorsunuz artık Avrupa'da bankalar sistem faizlerin negatif olması nedeniyle kar üretemiyor. Hatta ciddi anlamda bir düşüş süreci içinde olduğunu, tarihi diplerinde, hatta hiç görmedikleri en düşük seviyelerde olduğunu düşünecek olursak büyük ihtimalle Avrupa'dan çok yakında banka batışlarına tanık olacağız. Bu şu da anlama geliyor. Bugüne kadar dünyada gelişmekte olan ülkelerdeki krizlerin bir şekilde bu ülkelere bedeli ödetildi ama gelişmiş ülkeler bu bedeli ödememekte ısrar ettiği müddetçe sistem ister istemez bu bedeli ödetecektir. Dolayısıyla biz banka batışlarını Avrupa'da, hatta ve hatta şunu söyleyebilirim, Amerika'nın resesyona girdiği bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Amerika'da dahi bu tür haberler göreceğiz. Çünkü 100 yıl önceki ekonomi iktisadi politikalarla 100 yıl sonrasının sorunlarını çözemezsiniz. Bu her zaman böyle olmuştur. Dolayısıyla bu etkiler önümüzdeki süreçte hisse senetlerinde dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde daha etkili olacak diyebiliriz. Buradan hemen Dow Jones Endeksi yorumuna geçelim. Sabah özellikle bahsetmiş olduğumuz direnç seviyelerinin geçilmesi ihtimalinin tepkinin cılız kalabileceği, dolayısıyla işaret etmiş olduğumuz şu mavi hareketli ortalama arkadaşlar 18.100'lere 130'lara denk geliyordu ki geçilemediğini görüyoruz. Hızlı bir şekilde tekrar ortalamaların altında. Burada da biz özellikle 18.100 17.900'lere doğru bir geri çekilme ihtimalinden bahsetmiştik. Şu an için bu ihtimal gerçekleşiyor. Tabii buraya geldiğinde biraz bakmak lazım. Çünkü aradaki fark yaklaşık 250 puan. 17.950'nin kırılması demek 17.750 anlamına gelecek ki %3-4'lük bir düşüş de bir yerde getirebilir. Bu ne anlama gelir? Amerikan endeksinde daha önce hedef olarak vermiş olduğumuz 17.500'lere doğru bir gerileme anlamına gelecek. Yarın çok daha önemli olacak. Sanki Avrupa'dan ve Amerika'dan negatif haberler gelecek ve buna hazırlıklı olmakta fayda var diyoruz. Tabii ister istemez bu bizi de maalesef hisse senetlerini negatif yönde etkileyebilir. Biz buradan hemen bugün için yorumlamaya çalıştığımız TÜPRAŞ hissesine de bakabiliriz. Şimdi böyle dağınık yorumlar yapıyoruz ama çünkü burada zaman kısıtlaması ve ister istemez hızlı bir şekilde bu yorumları yaptığımız için olabildiğince çok yorum yaparak sizlerle en kısa, en net şekilde paylaşmaya çalışıyoruz. TÜPRAŞ, evet, ortalamasının altında tepki dünden var ama cılız kaldığını görüyoruz. Dün de işaret etmiş olduğumuz üzere tepki cılız kaldı. Biraz daha sıkışan ama aşağı yönde endeksten belki biraz daha dirençli kalabilen hisseler içinde olabilir. Ama hali hazırda dip bölge çalışması devam ediyor diyebiliriz. Hemen buradan Doğan Holding hissesine geçelim. Sabah yorumumuzu TÜPRAŞ'ta dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anki karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Doğan Holding'de de, evet, Doğan Holding'de görüldüğü üzere açıkçası ortalamasının üzerine atamadı. Yarın bu anlamda önemli. Ortalamasının üzeri dediğimiz seviye 89.90. Bu bölge üzerine yarın bir hareket olacak olursa biz Doğan Holding'de endeksten bağımsız daha güçlü hareket görebiliriz demiştik. Hala hazırda yarını önemsiyoruz. Şu an için en azından tepkinin biraz daha düne göre zayıflamaya başladığını görüyoruz ki bu 89'lar veya 90'lar üzerinde kapanış için çok da yeterli değil. Önemli bir bölgedeyiz diyoruz. Gelişmeleri sizlere bu noktadan yorumlamaya çalışacağız. İsterseniz buradan hemen sterlin dolar paritesine geçelim. Sterlin dolar paritesine baktığımızda, evet, tepki cılız kaldı. Ortalamaların
üzerine atamıyor. Eğer bugün de buraya bir atak olmaz ise ki zayıf geliştiğini görüyoruz şu an için. Son gelen satışlara baktığınızda dolar dünyada tekrar tepki vermeye başladı. Daha önce görülen 3 aylık destek bölgesine doğru bir geri çekilme olur mu? Bunu izliyor olacağız. Dip bölge çalışması hala devam ediyor diye düşünüyoruz ama tepkinin ortalamaların üzerine çıkamaması, göstergelere baktığımızda zayıf olan, kendi özel göstergemize de baktığımızda zayıflığın devam ettiğini görüyoruz. Yarın tekrar belki ortalamayı geçemediği için özellikle bugün 1.30 üzerine atamadığı takdirde sterlin dolarda tekrar hızlı bir şekilde 1.28'lere doğru geri çekilen bir hareket görebiliriz. Bu alış fırsatı mı olur? Dip devam mı eder? Bunu da o gün yorumlayacağız. İsterseniz buradan hemen dolar Japon yeni yorumuna geçelim. Evet, önemli bir destekte ama görüldüğü üzere aynen sterlinde olduğu gibi ortalamaların üzerine atamıyor. Zayıflama eğilimi tekrar gelmiş durumda. Hatta dolar şu an için bir atak içinde olduğunu düşünecek olursak dünyada, en azından şu anki tabloya baktığımızda yüzlerin altını tekrar deneyen bir hareket olur mu önümüzdeki günlerde? Bu çok önemli çünkü son neredeyse 3 ayın önemli, hemen günlük tabloya bakalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Daha önce yaşanan düşüş hareketine baktığımızda evet, yüzlerin altına doğru bir geri çekilme ihtimali olur mu? İstek oraya doğru, ortalamaların altında, dolayısıyla daha çok yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiren bir piyasa hareketi içinde olduğunu görüyoruz. Bunun ileride tekrar yüzlere doğru geri çekilme ihtimali devam edecek gibi gözüküyor. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. YouTube sayfamızdan bize abone olmayı unutmayın. Bize destek olmuş olacaksınız. Aynı zamanda tabii ki teknik analiz eğitimlerimize, kurslarımıza gösterdiğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ediyoruz. Çünkü eğitimlerde özellikle sizlerle paylaşmış olduğumuz ve çok yüksek yüzdelerle çalışan, sizlerin de burada gördüğünüz üzere bu tabloların yorumu, nasıl tablolar nasıl çıkartılıyor, nasıl ben ilgilendiğim hissede bu tabloyu çıkartabilirim diyorsanız bile yöntemi, formülü eğitimlerde anlatıyoruz. Şurada çok fazla değinmiyoruz ama çok önemli günlerde bu tablonun ne kadar can kurtarıcı olduğunu da göreceksiniz. Çünkü alış ağırlıklı gitmemiz veya satış ağırlıklı gitmemiz gereken bölgeleri burada net olarak bu tabloyla çözebileceksiniz ve diğer bir noktada özellikle bizim kendi geliştirdiğimiz dalga teorimize odaklanacağız kurslarımızda. Bunun mantığını anlatmaya çalışacağız. Çünkü burada da aynı şekilde güvenli alış, güvenli satış bölgeleri, alıcılı mı gidiyor, satıcılı mı gidiyor, bu bize fikir verecektir. Dolayısıyla bu yorumları da ve birçok konuyu da kurslarımızda sizlerle paylaşacağız. Tabii ki paylaşıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Eğitim sonunda biz eğitimimize güveniyoruz dedik sık sık. Eğitim sonunda sizleri iki sınava tabi tutuyoruz. Bir sınav özelliği şu. Sınav sonunda herkesi 6-7 grafik üzerinden yorum yapmalarını istiyoruz. Topluca bir şekilde. İkinci sınavda size bir sınav kağıdı veriyoruz ve 4 dakikada size 30 tane grafik gösteriyoruz. Yani bir grafiğe en fazla 8-10 saniye bakmanıza müsaade ediyoruz. Ve bu noktada sizden ortalama 4 dakika içinde 24-25 tane doğru çıkarmanızı bekliyoruz. Yani bu grafiğe göre alırım, bu grafiğe göre satarım veya hiçbir şey yapmam. Yani grafikleri çok ciddi anlamda yorumlayabilecek noktaya sizi getiriyoruz. Dolayısıyla elimizden geldiğince sizlere kendi bakış açımızı, yorumumuzu katıyoruz ki zamanlamayı yakalamak adına ve trendleri doğru tespit etmek adına böyle bir eğitimimiz var. Beni sabırla dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum.